Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet, bu videoda sizlerle beraber yaklaşık bir senedir kullandığım Samsung Galaxy S9 Plus hakkındaki deneyimlerimi, uzun kullanım deneyimlerimi aktarıyor olacağım. Biliyorsunuz S10 ve S10 Plus yine Şubat ayının 20'sinde yani önümüzdeki günlerde tanıtımı yapılacak telefonun ve bundan öncesinde de ben S9 Plus hakkındaki uzun kullanım deneyimlerimi bir toparlamak, özetlemek istedim sizler için. Benim gibi hani yenisi çıktığında bir öncekisini alan birisiyseniz eğer kaynak niteliğinde bir video olsun istiyorum ve bütün deneyimlerimi bir yıllık içerisinde ne varsa şimdi sizlere anlatacağım arkadaşlar. O yüzden uzun bir video olacak. Teknik detaylara girmeyeceğim. İnceleme videosunu izlemek isterseniz sitemizde ve kanalımızda videosu mevcut zaten. Oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben burada tamamen deneyimler üzerinden gideceğim. O videoları da mutlaka izleyin. Sonra bu deneyim videosunu da izleyin derim arkadaşlar. Eğer S9 Plus'ı almayı düşünüyorsanız ve uzun kullanımda neler yaşadığımı öğrenmek istiyorsanız mutlaka iki videoyu da izleyin derim. Uzun video olacak. Başlıyoruz. Şimdi öncelikle malzeme kalitesinden ben başlamak istiyorum ve kozmetiği tarafında. Yani bu uzun kullanım deneyimi boyunca cihazın başına bir şey geldi mi, çizildi mi, ezildi mi, morardı mı? Şimdi malzemesi öncelikle S8'e göre, S8 ailesine göre bir farklılık gösteriyor. 6000 serisi alüminyum malzeme kullanılıyordu S8'de. S9'da ise 7000 serisi bir alüminyum malzeme kullanıyor ve birazcık daha dayanıklı bir telefon. Yani şöyle bir elinize aldığınızda, esnetmek istediğinizde hani bayağı güvenli olduğu hissiyatını veren bir telefon S9 Plus. Sonrasında arkadaşlar S9 Plus'ı ben 2 ay kadar kılıfsız kullandım. Yani kılıfsız kullandığım süre boyunca işte ne jelatin ne kılıf hiçbir şey yoktu üzerinde. Ve bu dönemde hani telefonu düşürmedim ama telefonun üzerinde herhangi bir çizik, herhangi bir kılcal çizik, işte malzemesinde ezilme, bükülme telefonu da düşürmedim ama dayanıklı olduğunu şöyle söyleyeyim size. Benim dayanıksız olduğunu düşündüğüm telefonlar ve dayanıklı olduğunu düşündüğüm telefonlar var açıkçası, markalar var. Öncelikle HTC ve Samsung'dan bahsedeyim. HTC ve Samsung benim gerçekten malzeme kalitesine güvendiğim iki tane marka. Özellikle S6'dan bu yana. Öncesini bir kenara koyuyorum. Gerçekten hani Samsung'u eleştirebileceğimiz yerleri vardı malzeme kalitesi konusunda ama S6'dan sonra gerçekten iyi toparladılar ve S9 Plus da hani bu toparlanışın ve iyi gidişin en uç noktalarından biri. HTC'de M7'de M8'de taş gibi telefonlar üretiyorlardı. Yani dediğim gibi Samsung ve HTC benim malzeme kalitesine güvendiğim telefonlar ve bu 2 aylık kılıfsız kullandığım süreç boyunca herhangi bir çizik mizik üzerinde oluşmadı. Ekran jelatini de kullanmadım. Mesela kılıfın arkasına bazen toz geçer, kılıfın arkasında kalır, işte sert tanecikli olur, çizer mesela kılıfı. Kılıf kullandıktan sonra da öyle bir şey başıma gelmedi. Şu anda üzerinde bir kaplama var. Çizildiği için yapıştırmadım bunu. Telefon siyah olduğu için birazcık renklensin istedim açıkçası. O yüzden yaptım. Telefonun kasasında herhangi bir çizik vesaire oluşmadı. Kalitesiz değil de daha dayanıksız olduğunu düşündüğüm telefonlar da var açıkçası. Bunlar da ilk aklıma gelen LG G7 ThinQ ve V30 Plus'ı inceledim ben arkadaşlar. Hani yakın dönemde bahsetmek gerekirse. Bu telefonlar hani ben telefonu açıkçası bir cebimi bir telefona ayırıyorum. Yanına başka hiçbir şey koymuyorum ama buna rağmen bu iki telefon mesela farkına varamadığım şekilde çizilmişti bu telefonlar. Aynı şekilde S9 Plus'ı da kullandım ama ne ekranında, ne kasasında, işte ne çerçevesinde hiçbir şekilde çizik vesaire oluşmadı. Yani şu anda ben bu telefonu satacak olsam doktordan temiz diye satabilirim. O temizlikte kaldı. 2 ay boyunca kılıfsız kullandım. Sonrasında kılıfla kullandım arkadaşlar ama ekran jelatini hiç uygulamadım. Sebebi şu. Şimdi bu ekran kavisli bir ekran. Buna jelatin uyguluyorsunuz. Buna uygun kavisli yine jelatinler var. Ekran camları var. Ama ne oluyor? İyi bir kılıf alıyorsunuz, iyi bir jelatin alıyorsunuz, 50-70 lira Allah ne verdiyse veriyorsunuz kaliteli olsun diye, sonuçta telefona bu kadar para verdik diyorsunuz. Neyse arkadaşlar, takıyorsunuz ve kılıf o jelatine, o kavisli cama değiyor ve onları kaldırıyor. Yani paranız heba oluyor. Ben bunu S7H'den bu yana kavisli telefon, ekranlı telefonlarda yaşıyorum. Bu yüzden jelatin kullanmamaya karar verdim ve jelatin kullanmadım. Bir senesini tamamlamak üzere S9 Plus üzerinde en ince bir kılcal çizik bile oluşmadı. S7H'de mesela ben yaşamıştım. Onu da jelatinsiz kullandım. Onda kılcal çizikler oluşmuştu. Artık şu anda toplamda da zaten 3 yaşına gidiyor S7H. Ama S9 Plus'ta arkadaşlar herhangi bir kılcal çizik oluşmadı. Ben göremiyorum. Eğer siz kamerada çekimlerde bir şey görüyorsanız lütfen söyleyin. Hiçbir çizik oluşmadı. Dediğim gibi ben doktordan temiz şu anda bu telefonu satmaya kalksam gerçekten üzerinde bir tane çizik yok. En fazla portlarda takıp çıkardığım için ufak tefek aşınmalar olur. Onlar da gayet normal.
En nihayetinde kozmetiği ve sağlamlığının anlamında memnun kaldı mı S9 Plus'tan? Kesinlikle memnun kaldım arkadaşlar. Dediğim gibi kaplamayı da çizildiği için değil, birazcık daha tarz şekil olsun diye Çin'den aldığım bir kaplama uyguladım açıkçası. Bence pek fena gözükmedi. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Şimdi bu telefon IP68 sertifikalı, 1,5 metreye kadar sıvıya ve toza karşı dayanıklı. Ben bu telefonu özellikle kovaya da attım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim, denemek için yapıyoruz tabii bu tür şeyler. Şöyle ki, ama gerçek kullanım senaryolarına değinmek lazım. Yani yağmur yağdığında. Şimdi yağmur yağdığında aklınız telefonda olmuyor. Bunu söyleyeyim. Yani aman yağmur yağdı, azizesine su kaçacak, hoparlörüne su kaçacak. Benim hepsine su kaçmıştır arkadaşlar, emin olun. Yani daha doğrusu oralara kadar su indi. Çünkü İstanbul'da o büyük yağmurların yaşandığı bir dönem oldu mesela. Ben o sıralarda maalesef dışarıdaydım. Ben sırılsıklam oldum. Telefonum da sırılsıklam oldu ama herhangi bir şekilde sorun yaşamadım. Telefon sıvıya karşı dayanıklılığını gösterdi en nihayetinde. Sonrasında ben bu telefonun üzerine çay döktüm. Hani çay dökünce hızlı bir şekilde müdahale ediyorsunuz. Aman işte telefonu herhangi birisi yerine sıvı kaçmasın diye. Uzun süreli olmuyor ama çay döktüğümde de ısısından ben korktum açıkçası. Ekrana zarar verir diye mi? Vermedi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir de benim tavsiye etmediğim bir kullanım senaryosu var. Ben bazen telefonu Bluetooth hoparlörümün şarjı olmadığı zaman duşta müzik dinliyorum mesela. Kabinin dışına bırakıyorum arkadaşlar ve telefon üzerinde müzik dinliyorum. Normalde böyle nemli ortamlarda bırakmamanız gerek telefonu. Yani her ne kadar IP68 sertifikası olsa da yapmayın arkadaşlar. Çünkü içerisinde bir şekilde nem oluşabilir. Zamanla bu sıvıya karşı dayanıklılık sağlayan o içerideki kaplamalar ve malzemeler, izolasyon malzemeleri bu özelliklerini kaybedebiliyorlar. Bu yüzden içeride nem oluşabilir, sıvıya dönebilir ve cihazınızı bozabilir. Ben kullanıyor muyum bu yanlış senaryoyu, uyguluyor muyum? Evet, uyguluyorum arkadaşlar ve düşerken müzik dinlemek için kullanıyorum. Ben de başına bir şey gelmedi. Sıvıya karşı her türlü durumda kullanabildim. İşte teste kovaya da attım ben bu telefonu, dolu bir kovaya. Belli bir sürede beklettim. Yarım saate kadar çünkü IP68 sertifikası. Bundan bahsediyor en azından. Yarım saat bırakmadım ama bu tür günlük kullanım senaryolarında sıvıya karşı dayanıklı olduğunu da açıkçası bana en azından şu ana kadar kanıtladı. Dediğim gibi önermiyorum. Öyle boşu boşuna kovaya vesaireye atmayın, musluğun altına sokmayın telefonunuzu. Dayanıklı sonuçta, geçirmez denmiyor. O yüzden deneyimlerimi aktarayım ben size. Ben hani yanlış yaptığım şeyleri siz yapmayın. Bu şekilde öğüt vereyim diyeyim. En azından bir tavsiye olsun. Öğüt değil de. Sonrasında ön yüzüne geçelim isterseniz. Ön yüzünde şimdi ahizeden başlamak istiyorum. Ahize sesinden normalde incelemelerde bahsetmiyoruz. Çünkü en nihayetinde ahizeler yani olması gerektiği gibi çalışıyorlar. Şöyle ki kapalı ortamlarda hani sesini kısıyorsunuz birazcık. Varsayılan olarak birazcık yüksek. Hemen ses kısma tuşuyla konuşma esnasında kısabiliyorsunuz. Çünkü hani karşınızdaki kişinin söylediği şeyleri yanınızdaki duymak zorunda değil. Duymasa daha iyi olur. Bunun için kısabiliyorsunuz. Veya çok fazla gürültünün olduğu bir ortamda da sesini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Hala duyulabilir kalıyor. Ve şebeke çekim performansı da uzun kullanım sürecinde deneyimleyebileceğiniz bir şey. Turkcell hat kullanıyorum ben. Ve bu kullanım esnasında da herhangi bir sorun yaşamadım. Şebeke çekimi konusunda yani şu güne kadar bir problem yok. Bundan bahsedeyim. Sonrasında arkadaşlar ön yüzüne hani şöyle işte kavis yapısına falan baktığımızda bu telefonun tasarımı beni zaten oldukça etkiliyordu. Tasarım anlamında siyah rengini değil de arkadaşlar ben mesela kırmızıyı hani renginden artık sıkıldığım için yapmıştım. Çünkü siyah renk bana bir telefonun birazcık daha stok versiyonuymuş gibi geliyor. Hani renklisi, grisi, altını, lilası var bu telefonun. Onlar birazcık da hani arabanın stoğu ve işte full versiyonu olur ya, birazcık da onlar bana hani donanımlı versiyonlarıymış gibi geliyor telefonların. O yüzden siyah genel geçer bir renk ama renkli olanlarına da bakın. Benim bu telefonda en çok üzüldüğüm şey SDH'deki gümüş rengini olmamasıydı. Gri rengi var, mat bir renk, böyle SDH'deki gibi parlak değil. Buna üzülmüştüm ama dediğim gibi böyle ucuz kaplamalar bulabilirsiniz bir yerden. Bunları uygulayabilirsiniz ve Çin'den 1 dolar aldığınız şeyler, kaplamalar bile bence gayet İş yapıyor arkadaşlar, hem de koruma da sağlar. Dediğim gibi yani dayanıklılık konusunda bir sıkıntı yok ama kullanabilirsiniz. Jelatin kullanmayın ama onu söylüyorum. Jelatin atıyor. Net. Sonrasında butonlar arkadaşlar. Butonların deformasyonu, herhangi bir deformasyon oluşmadı. Geri dönükleri konusunda bir sıkıntı yok. Yani ilk günkü hassasiyetlerini koruyorlar. Bixby butonunu her zamanki gibi yanlışlıkla basıyorsunuz. O yüzden Bixby butonunu kapattım ben. İlk zamanlar buna başka bir görev atayabiliyordunuz ama sonradan sadece Bixby'ye atandı buton. Yani Bixby'yi kullanmıyorum ben arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyeyim. Google Asistan kullanıyorum evimdeki akıllı lambaları kontrol etmek için. Bixby de yetenekli aslında. Bazı yetenekler güzel şeyler kazandı ama
En nihayetinde ben kullanmıyorum ve hala yanlışlıkla bastığım zamanlar oluyor. O yüzden kapatabilirsiniz. Tercihinize bağlı Bixby'yi kullanırsanız kullanırsınız arkadaşlar. Sonrasında giriş çıkışlara gelelim. Micro SD kart girişimiz var. Burada hafızayı arttırabiliyoruz. SIM kartı girişimiz yukarıda. Ve alttaki giriş çıkışlara değinelim. Kulaklık jackına ses kısmına değineceğim ama Tip-C girişimiz var. Tip-C girişi oldukça pratik ve rahat. Burada herhangi bir deformasyon özellikle görmedim arkadaşlar. Yani ne bileyim fazlaca bir deformasyon oluşmadı. Ve işte hayızlığı hoparlörün olduğu kısma da öyle çok çok fazla toz kaçmamış gibi gözüküyor. Bu da hani uzun kullanımda bahsedeceğim detaylardan biri. Günlük kullanımda da şöyle bir telefonu elinize aldığınızda 6.2 inçlik bir telefon, 189 gram ağırlığında ufak detaylar vermek gerekirse. Telefonun boyutuna göre dengelenmiş bir ağırlık. 189 gram aslında ağır, ağır bir telefon. Ama bu boyutta gerçekten ağır gelmiyor. Tek elle kullanıyorsunuz. Çift eli istediği durumlar oluyor elbette. Büyük bir telefon, tablet sınıfına yaklaşmış bir telefon. Uzun kullanım deneyiminde hani bunları da aktarıyorum ama inceleme videosunda tüm detayları beraber anlatmıştım. Tekrarlıyorum. İnceleme videosunu mutlaka izleyin. Detay öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar. Sıra geldi ekrana. Ekran 6.2 inçlik bir ekran. Büyük bir ekran. Süper AMOLED ekran arkadaşlar. Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ve dediğim gibi hani çizilmelere karşı en azından ben bir sıkıntı yaşamadım ama hani telefonunuzu düşürdüğünüzde bu kırılmayacak anlamına, çizilmeyecek anlamına gelmiyor. Ben düşürdüğüm sırada kılıfla düşürdüm telefonu. En azından hani içeride bir şey oynadı çıktı bir şey olmadı. Kameralar, sensörler işte OIS'li oldukları için hareketli bir sensör var sonuçta içeride. Kurulum var. Onlar zarar görmedi ama hani kırılmaz demiyoruz, çizilmez demiyoruz. Dayanıklı bundan bahsedelim. Şimdi renkleri AMOLED biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu ekrandan memnunum ve tükettiğim içeriklere göre gerçekten başarılı. Nasıl mesela? HDR destekli olduğu için Netflix'te HDR dizi içerik tüketebiliyorum. İnternetiniz müsaitse, yüksek indirme hızlarına sahipseniz bu telefondan HDR içerik tüketmek gerçekten çok keyifli. Hani zaten DisplayMate'in yani bu ekranları, telefon ve mobil cihazlardaki ekranları laboratuvar ortamda diyebileceğim şekilde test eden DisplayMate bu telefona çıktığı dönemde hani bir mobil cihaza kullanabilecek en iyi ekran ödülünü vermişti zaten. Ben de kesinlikle teyit ediyorum arkadaşlar. İncelemesinde de bahsettiğim gibi renkler gayet canlı. Siyahlar zaten AMOLED olması dolayısıyla simsiyah. Her pikselin kendi aydınlatması olduğu için. Çizgi roman okuyorum ben. Siyahlar elbette simsiyah oluyor. Beyazlar AMOLED'in doğası gereği bir LCD'deki kadar beyaz değil elbette arkadaşlar. Bir ton daha sıcak bir beyaz. Bunu her OLED ekranda, her AMOLED ekranda zaten yaşıyor olacaksınız. Ve ekranda uzun kullanımda en çok merak edeceğiniz şey tamam çok kaliteli bir ekran. Hala piyasada bulabileceğiniz en iyi ekranlardan biri. Nokta yani bu kadar net. Ama forumlarda bizim forumumuzda özellikle duyduğumuz kullanıcıların bazılarının karşılaştığı bir şey var. Ekranda yanma ve iz oluşması. Şimdi arkadaşlar ben S7H'den bu yana AMOLED ekranlı telefonları kullanıyorum. S6'da da kullanmıştım aslında ama S7C'yi daha uzun süre kullandığım için onu baz alıyorum. O telefondan bu yana ben kendi AMOLED'li telefonlarında bir yanma sıkıntısı yaşamadım. Şimdi ben dikkatli kullanmıyorum AMOLED ekranı. Yani ben yeri geliyor bazen inceleme videosu çekerken işte inceleme metni telefonda oluyor ona göre çekimler yapıyorum. Saatlerce aynı yazılar ekranda kalıyor. Ekran parlaklığı da belli bir derecenin üzerinde oluyor ve ben dikkat etmiyorum. Ona rağmen benim ekranlarımda bir yanma oluşmadı. Bunu söyleyeyim. S9 Plus düşünenler, ekranı hakkında bu tür endişesi olanlar için benim kişisel olarak deneyimim bu. Ama AMOLED'in doğası şudur arkadaşlar. Eğer bir görüntü ekranda böyle çok uzun saatler, işte 6 saat, 8 saat ve %100 ekran ışığına yakın bir derecede kalırsa arkadaşlar bu yanma olayı oluşabiliyor. Bu AMOLED'in doğasında var. LCD'nin doğasında nasıl bazı şeyler varsa AMOLED'in doğasında da bazı şeyler, bazı eksiler, olumlu yanlar olabiliyor arkadaşlar. LCD'de 3 senedir kullanan, aktif bir şekilde kullanan birisi olarak LCD'de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Pembe çizgi sorunu da olmadı bende. S9 Plus'ta da bir yıllık kullanım deneyiminde herhangi bir şekilde arkadaşlar ekranda iz kalmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Eğlenceli bir ekran, çok iyi bir ekran. S10 Plus'ta çıkacak. Onlar daha da iyi olacak ama hala hani piyasada alabileceğiniz en iyi, en keyifli ekranlardan biri açıkçası arkadaşlar. Şimdi bu telefona güç veren Yonga'dan bahsedelim. Arayüz performansından bahsedelim biraz. Exynos 9810 var. 10 nanometre üretim mimarisiyle geliştirilmiş bir Yonga. İçerisindeki çekirdeklerden çok bahsetmeyeceğim. Sonuçta Samsung'un işte
kendi özel geliştirdiği M serisi yonga, işte çekirdekler var. Özelleştirilmiş çekirdekler bunlar. Daha yüksek performans sergileyen ama bunlara çok girmeyeceğim. Performansını bahsedeyim. Şimdi ilk 2 ay demiştim ya ben kılıfsız kullandım. O sırada kendi arayüzüyle beraber kullandım. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. TouchWiz, Samsung Experience, One UI işte bu şeyle beraber 9.0 güncellemesiyle beraber gelen arayüz. Hepsinde arkadaşlar ben kendim çok yaşamadım ama kullanıcılardan gelen yorum şu oluyordu genelde. İşte telefonda bazı ağırlaşmalar oluyor. İşte S8, S7, S9. O telefonlar için konuşuyorum özellikle. İşte bazı yavaşlamalar oluyor. Arayüzde klavye bazen geç geliyor. Bazı şeyler geç gerçekleşiyor şeklinde yorumlar alıyordum. Benim sürekli önerdiğim bir ilaç var arkadaşlar. Bir launcher ilacı. Nova Launcher. Ben hangi telefona Nova Launcher, hangi kullanıcıya Nova Launcher önerdiysem ilaç gibi geldi. İşte telefonum kasıyor diyen adamın telefonu yağ gibi kayar olmaya başladı. Kaydı telefon. Yağ gibi. Ben de 2012-2013 yıllarından bu yana her telefonumda Nova Launcher kullanıyorum arkadaşlar ve arayüzü istediğim gibi özelleştiriyorum. Bu arayüzün en büyük özelliği de şu. Telefonu ne kadar hani uygulama yüklemiş olursanız olun. İsterseniz depolama 64 GB'ın size kalan kısmını sonuna kadar doldurun. Kartı sonuna kadar doldurun. Genelde telefonun hafızasını bu şekilde uç limitlere kadar sürüklediğinizde, yorduğunuzda telefonda yavaşlamalar, işte bazı uygulama açılmaz, işte galeri şey der, işte bazı fotoğrafları silin, bazı fonksiyonlar düzgün çalışmayabilir şeklinde uyarı verir. Bu uyarıları almama rağmen ben Nova Launcher'da hiçbir şekilde yavaşlama vesaire yaşamadım. 2 aylık deneyimim boyunca da aslında normal revizyonda çok sıkıntı yaşamamıştım ama kullanıcıların deneyimleri bu şekildeydi. Ve ben Nova Launcher'ı yüklüyorum. Her telefonumu yüklüyorum. Telefonlar yağ gibi akıyor. Eğer sizin de mesela arayüzle alakalı bir sıkıntınız varsa gerçekten ilaç olacaktır diye düşünüyorum. Nova Launcher'dan ben S9'da, S9 Plus'ta çok memnunum. Çok güzel çalışıyorlar açıkçası. Ve misal veriyorum, özelleştirmeyi seviyorum. Android'in özelliği, güzelliği bu. Şu anda mesela bir aylığına mesela iPhone 10'a geçtim ben. Klasörün yerini bile değiştiremiyorum. Yani istediğim yere koyamıyorum. Çıldırtıyor beni açıkçası ama Android serbest bir arayüz. İstediğinizi yapıyorsunuz. İşte misal veriyorum, widget ekledim. Sovyet döneminden kalan Nixie tüpleri dediğimiz bir flamalı, bir gösterge, bir lamba gibi bir şey var mesela. Orijinalini alamadım. 140-150 dolar civarında hatta Nixie tüplerle yapılan saatler. O yüzden ne yaptım? Nixie tüplü bir saat widget'i buldum. İşte navigasyon çubuğundaki değişiklikleri yaptım. Menü çubuğundaki değişiklikler, işte uygulama çekmecesindeki sıralamaları değiştirdim. Burada sık kullanılan uygulamalarım var mesela. Onun arkasındaki böyle grafiği birazcık daha farklı bir wallpaper'dan çektim, aldım. Yani yaptığım bir sürü özelleştirme var. Gelen bildirimlerin sayısını gösteren kısımda, klasörlemede, bunların hızlarında, efektlerinde, her şeyde değişiklik yaptım ve bu telefonu ilk aldığım günden beri hiç sıfırlamadım. İlk aldığım günden beri canavar gibi çalışıyor. 9.0 güncellemesini de yaptım, ona da geleceğiz. Onda da hiç güncelleme, işte sıfırlama gereği daha doğrusu hiç görmedim. Android 8.0 ile beraber bu telefon gayet güzel çalıştı performans anlamında. Oyun performansına gelecek olursak ben direkt PUBG'den gireceğim olaya. PUBG'yi hepimiz deli gibi oynuyoruz. Şu anda ben metrobüste, metroda, her yerde, toplu taşımada özellikle görüyorum insanların PUBG oynadığını ve her yaştan insan oynuyor. Sadece gençlerde değil. Yani PUBG'yi duymuş, böyle vurmalı, kırmalı bir oyun olduğunu duyan herkes, eğlenceli olduğunu duyan herkes oynuyor. Bu telefonda ben PUBG oynuyorum. Dışarıda oynamıyorum genelde arkadaşlar. Ev içerisinde oynuyorum. Telefon ısınıyor mu? Isınıyor ama verdiği performans gayet iyi. İşte HDR grafik paketleri falan geldi. En yüksek grafik paketlerini seçiyorsun, ayarlarını seçiyorsun. İşte akıcı kare saniyeyi seçiyorsun. En yüksek kare saniyeyi seçiyorsun. Ve sürekli 40-45 kare saniyenin üzerinde seyrediyor. Ayarı bir tık aşağıya çektiğinde zaten 40-45 kare saniye dediğim de en yorulduğu sahnede. Ayarı bir tık aşağı çektiğinde 60 kare saniye, o akıcılığa yakın bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk aldığım günden bu yana hani o oyun performans anlamında da bir değişiklik olmadı açıkçası. Telefon yavaşlamıyor. Yani iPhone'lardaki o durum mesela Ayuka çıkmıştı biliyorsunuz. Yok, telefon ilk günkü gibi performanslı çalışıyor. Zaten bir senede hani batarya ömrü ne kadar azalmış olabilir ki veya telefon performansı ne kadar azalmış olabilir ki? Öyle düşünün. Bu telefonlarda da zaten öyle bir şey yok. Ve telefon akıyor. PUBG'yi bütün yeteneklerinizi sergileyecek şekilde oynayabiliyorsunuz. Gayet keyifli. Diğer oyunlarda da öyle zaten. En ağır oyun PUBG ile Fortnite. İkisinde de keyif alırsınız. Hani işte S10'u bekleyeyim, S10'da daha seri çalıştır falan hiç demenize gerek yok arkadaşlar. Bu telefonda oldukça seri. Şimdi diğer bir kaleme gelelim. En önemli şeylerden biri kamera.
Bu telefona benim sürekli dönmemin sebebi de aslında kamera. En büyük sebeplerinden biri. Yani ben telefon alırken, telefon kullanmaya başlayacağım zaman önce kamerasını sorguluyorum. Sonra bataryasını, sonra da tasarımını. Kamera benim için çok önemli. Arkada f2.4 ve f1.5 arasında geçiş yapabilen değişken diyaframlı bir kameramız var. 12 megapiksellik bir kamera. Dual piksel odaklamaya sahip. Bu kadar detaydan sonra şimdi ben çektiğim fotoğraflara değineceğim. Otomatik ayarlarda arkadaşlar bu telefonun çektiği fotoğraflar güzel. Ama en iyi otomatik ayarları sunuyor mu? Hayır. Şimdi mesela iPhone 10'da eleştirebileceğim çok şey var ama 7 öldür hakkını yeme. Otomatik renk ayarı ve ışık ayarı daha başarılı. S9 Plus'tan misal veriyorum. Ama ne oranda? Yani birisi yerde, birisi tepede değil. S9 Plus buralardaysa iPhone 10'da bu civarlarda falan. Otomatik ayarlarda da güzel fotoğraf çekiyor. Sıkıntı yok. Zaten f1.5'e inebildiği için düşük ışıklı ortamlarda diğer bütün telefonları parçalıyorlar. Yani diyafram, o fiziksel avantaj çok çok önemli. Çok daha az ISO ile çok daha güzel fotoğraflar çekebiliyor. Hani rakip tanımayacak seviyede. Hani gece modunda işte Huawei'nin telefonları mesela gece çekimlerinde çok iyiler. O performansı bununla yakalayamayabilirsiniz. Ama dış ışıklı bir ortamda arkadaşlar, yani diğer telefonlara bakıyorum, kumlanma zibilyon. Yani her yer kum. Ama F1.5'e inince bu kamerada zaten otomatik olarak F1.5'e iniyor. Pro moda, manuel moda geçmenize gerek yok. Gayet güzel düşük ışık fotoğrafları çekebiliyor arkadaşlar. Ben pro modunu kullanıyorum. Otomatik mod bana göre pek değil. Hani pro modda fotoğraf çekmeyi seviyorum çünkü. Hani bir DSLR'cı gibi de değilim ama fotoğraf çekmeyi severim. Çektiğim fotoğraflar sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da bu telefon üzerinden çekilmiştir arkadaşlar. Zaten bu telefonu kullandığımı görüyorsunuzdur. İncelemelerde eğer herhangi bir ürünün mobil bir tarafı varsa bu telefon üzerinde gösteriyorumdur. İşte uygulamasını vesairesini. Biliyorsunuz kullanıyorum bu telefonu ve çektiğim fotoğraflardan gerçekten çok memnunum. Yani içime siniyorlar. O yüzden genelde ben diğer telefonlardan hep buna dönüyorum. Çünkü Pro Mod'da çektiğim fotoğraflar, Pro Mod'da çektiğim videolar beni gerçekten doyuruyor. Hatta Diyarbakır'a gittiğimde çok güzel gimbal'la beraber fotoğraflar, videolar çekmiştim. Yani bir YouTube kanalınız varsa giriş anlamında, giriş orta segment vlog kamerası olarak bile kullanabileceğiniz bir telefon. Net bir şekilde söyleyeyim. Videoda da Pro Mod'da yani filmik şeyler çekebilirsiniz. Birazcık da düzenlerseniz işte Premiere'de vesairede. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Belki bir mikrofon ekleyebilirsiniz. Mikrofonu da iş görür ama sonuçta YouTube'a içerik çekersiniz. Orada mikrofon daha makbule geçer. Öz çekim kamerasında çok vurgulanmayan bir şey var. Biz incelemelerimizde vurguluyoruz ama Samsung'un ön kameralı 2K çekebilen ender kameralardan biridir öz çekim kamerası olarak. Bu kamera aynı zamanda otomatik otofokusa da sahip. Yani çoğu kamerada öz çekim kamerasında olmayan bir şey zaten. 2K video demek interpolasyonla da değil. Yani ikisini yan yana koyduğunda full HD, sonra 2K video çektiğinde öz çekim kamerasıyla arasındaki netlik farkı net, bariz. Otofokus da ne sağlıyor size? Herhangi bir şeye yaklaştığınız zaman veya yakından çekmeniz gereken bir durum, uzaktan çekmeniz bir gereken durum olduğu zaman sabit fokuslu kameralara göre daha net sonuçlar elde ediyorsunuz tabii arkadaşlar ve hafif bir alan derinliği etkisi de oluşturuyor. Öz çekim kamerasında da çok güzel şeyler çektim. Memnun kaldım. Genel olarak hani şu bir yıllık deneyim boyunca memnun kaldığımı söyleyeyim. Arka kamerada, ön kamerada birazcık daha parlak fotoğraflar çekmeye meyilliler arkadaşlar. Işık dengesini isterseniz kendiniz ayarlayabilirsiniz ama bazen birazcık daha parlak olduğunu düşünüyorum fotoğrafın. Azıcık daha kısıyorum mesela elimle. O çok zor bir şey değil. Ve hani 2K çekmesinin avantajı şu. Piyasada ön kamerası 2K çeken, 4K çeken telefon sayısı çok az. Benim deneyimlediğim telefon arasında mesela Nokia 8 vardı. 4K video çekebiliyordu 30 kare saniye. Öz çekim anlamında da çok iyiydi. Video anlamında da çok iyiydi. Şimdi S10'la beraber o tür iddialar var. Videonun sonunda değineceğiz ama en nihayetinde S9 Plus'ın ben öz çekim kamerasından da çok memnun kaldım. Arka kamerasından da çok memnun kaldım. Benim sürekli bu telefona dönmemi sağlayan şeyler açıkçası bunlardı arkadaşlar. Kameradan kesinlikle memnun kalacaksınız. S10'da, S10 Plus'ta öyle çok büyük bir devrim olmadığı sürece arkadaşlar bu telefonlar yine önümüzdeki senelerde yine çok güzel fotoğraf çeken telefonlar arasında kalmayı başaracaklar. S9, S9 Plus ikisinde kamera zaten paketi. İkinci kamerası haricinde S9'da bir tane kamera modülü var. İşinizi görecektir kesinlikle. Şimdi gelelim hoparlör tarafına geçelim. Hoparlör tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Stel bir hoparlör kurulumu var ve ben bu hoparlörü Bluetooth hoparlör açmadığım zamanlarda hani bir daha Bluetooth hoparlör açacağım, eşleşmesini sağlayacağım falan.
buna gerek kalmadan müzik dinlediğim zamanlar oluyor. Sabahleyin kahvaltı hazırlıyorken mesela koyuyorum masanın üzerine. İşte %80 ses ayarında, en güzel ses ayarını orada yakalıyorsunuz. Çünkü %100'lere çıktıkça baslar birazcık daha şey yapıyor, siniyor diyebilirim. %80, %70 o ayarlarda güzel güzel bas seslerle beraber müziğimi dinliyorum. Ve yine bu sene içerisinde denediğim amiral gemisi telefonlar arasında S9 Plus, Note 9... Arkadaşlar bu telefonların stereo hoparlörleri rakiplerini parçalar. Şimdi muhabbet havasında konuşuyoruz. Gerçekten parçalar. Çok güzel tok sesleri var. Çok güzel tiz sesleri var. İncelemesinde bu şekilde hani muhabbet vari konuşmuyorum ama bu telefonun stereo hoparlörü gerçekten ülkemiz dahilinde satılan telefonlar arasında tabii arkadaşlar. Çünkü Pixel X-Large, Pixel 3 X-Large var mesela, işte Razer Phone var. Onların hoparlörleri bambaşka. Sonra geçtiğimiz senelerde HTC'nin M7, M8 telefonlarının da hoparlörleri çok iyiydi. Ama şu anda ülkemizde satılan telefonlar arasında stereo hoparlörü beni en çok memnun eden telefonlardan ilk ikisi de dediğim gibi işte S9, S9 Plus ve Note 9'dur arkadaşlar. Hoparlöründen kesinlikle memnun kalacaksınız. Ben dediğim gibi Bluetooth hoparlörü açmadığım zaman da bununla müzik dinliyorum. Ev içerisinde, dışarıda müzik açmıyorum. Öyle bir magandalık yapmıyorum açıkçası. Keyif alıyorum. Kulaklık jack'ı. Evet, ben bu telefonu zaten kullanmaya başladığım zamanlarda en çok dikkat ettiğim şeylerden biri de kulaklık jack'ının olmasıydı. iPhone'un da kulaklık jack'e gitti. Huawei kulaklık jack'ını istemiyor gibi gözüküyor. İşte Mate 20 Pro, Mate 20'de de aynı şekilde kulaklık jack'e gitti arkadaşlar. Yani kulaklık jack'ına ben çok yatırım yaptım. Benim çok güzel kulaklıklarım var. Ayıptır söylemesi, Shure'un mesela bende pahalı kulak içi kulaklıkları ve Hi-Fi sınıfı diyebileceğimiz gerçekten yatırım yaptığım kulaklıklar. Böyle kablosu falan değişebilen, yüksek güç isteyen, hatta bir kulaklık amfisiyle beslediğim kulaklıklar. Şimdi jack arkadaşlar önemli. Niye? USB'den jack'a dönüştürebiliyorsunuz. Evet, amenna, bunu yapabilirsiniz ama o dönüştürücüler arkadaşlar dandikler. Gerçekten telefonun içerisindeki alabileceğiniz o sesi orada bir dönüşüme uyguluyor tekrar. Digital, yani digital to analog converter diye geçiyorlar, uzatılmıştır o. Şimdi bu converterlar, bu dönüştürücüler kötüler. Çoğusunda kötü. Çoğu telefonda kötü çalışıyorlar ve hani telefonun performansından faydalanamıyorsunuz, taktığınız kulaklığın performansından tam anlamıyla faydalanamıyorsunuz. Ben o yüzden jacksız telefonları sevmiyorum. Ne güzeldir ki Samsung hem tasarım anlamında çentik tasarımına gitmedi. Çentikli bir tasarım da yok, bundan da memnunum. Hem de kulaklık jackını kaldırmayı düşünmedi. S10'da da kulaklık jackıyla beraber gelecek. S10 döneminde çıkan amiral gemilerine de ben bakacağım. Kulaklık jackı yoksa gerçekten kişisel tercihim dolayısıyla arkadaşlar bir kenara ayırıyor olacağım. Net. Kulaklık jack'ından aldığım güç, dinamik aralık, frekans aralığı beni tatmin etti ve keyifle kullanıyorum. Son zamanlarda kablosuz kulaklıklar da kullanıyorum ama iyi müzik dinlemek istediğim zaman jack'ıma bağlıyorum. Herhangi bir dönüştürücüyle uğraşmadan, cebimde ekstra uzanan, dolanan bir şey olmadan müziğimi dinliyorum. Jack bence önemli arkadaşlar. Sizin görüşlerinizi de kesinlikle bekliyorum bu konuda. Şimdi batarya. 3500 mAh'lik bataryamız var telefon içerisinde. 6.2 inçlik. Fablete yakın bir telefon dedik. Şimdi batarya konusu, incelemediğim ne dediysem hala o. Sonuçta ben daha bataryada 1000 döngüye ulaşmadım. 1000 döngüden sonra artık şey hissedersiniz, hani işte batarya artık yarım saat daha az tutuyor, işte 1 saat daha az tutuyor şeklinde. 1000 döngüye ulaşmadım. Şu anda olsa olsa 400 döngü olmuştur. Gün içerisinde 2 defa şarj ettiğim zamanları falan düşünüyorum. 400 döngü olmuştur olmamıştır. Her zamanki kullanımımı yapıyorum. Sizler gibi arkadaşlar. Yani benim ekstra yaptığım, işte bir editör olarak farklı kullandığım bir şey yok. Hücresel veri kullanıyorum. Gün içerisinde çoğunlukla evde Wi-Fi kullanıyorum. Otomatik ekran ışığı, Spotify, işte AliExpress, Gearbest, bu tür alışveriş uygulamaları. WhatsApp kullanıyorum. İnternette surf yapıyorum. YouTube'da video içerik izliyorum internetim olduğu dönemlerde, zamanlarda. Yani bu şekilde bir kullanımım var. Sizinkinden çok farklı değil. Yine 5 saat ekran süresi alabiliyorum bu telefonda. Gün içerisinde de günü çıkarmaya yetiyor açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Uzun kullanımda şunu gördüm. Eğer GPS'i ve kamerayı çok fazla açık tutarsanız gün içerisinde, özellikle GPS'i, gün içerisinde powerbank'e ihtiyacınız olabilir. Yani GPS şöyle ki, bazen telefona şarjı bakıyorsunuz ki ya çok hızlı gidiyor sanki şarjı. Ne oldu telefona, hani bir anda bir uygulama mı arkada açık kaldı, bir şey yapıyor. Arkadaşlar mutlaka GPS açık kalmıştır. Kesin GPS açık kalmıştır. Çünkü bakıyorsunuz ki pıtır pıtır dökülüyor batarya. Fotoğraf ve videoda öyle değil. O kadar değil ama GPS çok yoruyor. Eğer o gün bir yerlerde gezeceksiniz, arayacaksınız, GPS kullanacaksınız, powerbank yanınızda olsun. Hızlı şarj destekli kablosuz şarjı da var. Hızlı şarjda 1 saat 45 dakika civarında şarj oluyor.
O yüzden çok sıkıntı değil. Hızlı şarj destekli powerbanklerde kullanırsanız Samsung'un yine battery pack serisi powerbankleri var. İşinizi görecektir diye düşünüyorum. Son olarak Bluetooth ve Wi-Fi performansından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yok ikisinde de. Wi-Fi'da 2.4 GHz, 5 GHz bandında güzel çalışıyor. Yani çekim gücü için şey değil. İşte şu dağın ötesinde bir router vardı, oradan çekti değil. Veya router dibimde çekmiyor gibi bir şey de değil. Normal çalışıyor. Menzil anlamında sıkıntı yaratacak bir düzeyde herhangi bir pürüz görmedim. Herhangi böyle çok olumlu bir yanını da görmedim açıkçası. Dizüstümü kullanabildiğim yerde telefonumda Wi-Fi'ını kullanabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bluetooth tarafında kullandığım birkaç tane ekipman var, onları da söyleyeyim. Sennheiser'ın HD450 BTNC Bluetooth kulaklığını kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Senkronizasyonda herhangi bir sıkıntı yok. İşte aradaki gecikmede bir sıkıntı yok. Güzelce kullanabiliyorum. Sonrasında Sony'nin WF-Binix Bluetooth kulak içi kulaklığını kullanıyorum. Bu da gerçek kablosuz dediğimiz Bluetooth kulaklıklardan. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta LDAC desteklediği için iki tarafta da hem kaynakta hem telefonda gerçekten iyi bir ses kalitesi elde ediyorum. Çok pahalı bir şey, çok pahalı bir kulaklık. Ama yani alanında gerçekten iyi, çok iyi diyebileceğim tepeye oynayan kulaklıklardan biri. Sonrasında arkadaşlar Samsung'un Gear S3'ünü kullanıyorum. Bunu da Samsung, Allah razı olsun, yolladılar ama inceleme fırsatı gerçekten hiç bulamadım. O zamandan beri kullanıyorum. Videolarımda yine görmüşsünüzdür. Kolumda, bileğimde mutlaka. Soranlar da oluyordu zaten arkadaşlar. Ben onlara sosyal medya üzerinden cevap veriyorum. Sizler de sorularınız olursa mutlaka sosyal medya üzerinden yazın bana arkadaşlar. Zamanım olduğum sürece cevaplıyorum sizlere. Ve kayışını arkadaşlar sadece metal aldım. Yine S9 Plus ile kullanıyorum. Çok güzel bir ikili oldu. Kayışı dolayısıyla çok daha farklı ve şık gözüküyor olabilir. Onda haklısınız. Siz de böyle AliExpress'ten alabilirsiniz. Orijinal bir kayış değil. AliExpress'ten 15 dolar civarını falan almıştım. Gerçekten güzel bir arkadaş oluyor S9 Plus'ın yanında. Bunu da söyleyeyim. Bluetooth cihazlarda herhangi bir bağlantı sıkıntısı da yaşamadığımı ne şekilde aktarayım sizlere arkadaşlar. Son olarak gelen Android güncellemesinden bahsetmek istiyorum. Bu telefon uzun bir süre Android 8.0'lıydı. Ben yaklaşık bir aydır, bir ay bile olmadı belki de, 9.0'la beraber kullanıyorum telefonu. Şimdi 9.0 güncellemesini baştan söyleyeyim, ben beğenmedim. Net beğenmedim ama öyle sebepsiz yere işte hoşuma gitmedi de beğenmediğim değil. Sebeplerim var arkadaşlar, net sebeplerim var. Öncelikle kamerada beni en çok vuran kısmı. Çok basında yer bulmadı ilginç bir şekilde ama S9 Plus'taki videodaki Pro Mod, manuel mod bu güncellemeyle beraber yok oldu. Ben çok sık kullanıyorum ve yok olduğunu ben direkt anladım, direkt fark ettim. Basında çok yer bulmadı. Bu telefonu sık sık kullanan kişiler çok dile getirmedi gördüğüm kadarıyla. Kayboldu o özellik. Niye? Niyesi yok. Büyük ihtimalle arkadaşlar gelecek o özellik tekrardan. Sonuçta olan bir yeteneği. Yani fotoğraf modunda hala mesela Pro modu duruyor ama videodaki neden gitti? Büyük ihtimalle orada bir geliştirme olacak ve S10'la beraber belki bir güncelleme gelebilir. Orada değişik bir şey tanıtılacak olabilir S10'da. Yani buna yoruyorum ben olumlu olarak. Gelecektir ama şu anda kalktı, o yüzden ben İlk memnuniyetsizliğimi burada yaşadım. Videoda Pro modu gitti şimdilik. İnşallah gelecek. Sonrasında arayüz. Arayüz 9.0 minvalinde, yani 9.0'ın o teması çerçevesinde çok sadeleştirilmiş. Simgelere bakıyorum. Yani ben bu kamera simgesinden daha güzel bir kamera simgesi kesinlikle çizebilirdim. Yani çok basitleştirmişler. Sanki böyle bazı telefonlar işte yaşlı modu, çocuk modu falan oluyor ya. Sanki onun gibi tasarlanmış. Bu kadar sadeliğe de gerek yok. Net söyleyeyim. Bildirim çubuğu ondan sonra kenarları ovalleştirilmiş. Bildirim çubuğunda görebileceğimiz şey içeriğin sayısı azalmış. Ve basit gözüküyor. Yani üst kısmını böyle büyük büyük boşluk bırakmışlar. Tamam, şimdi elle daha yakın olmuş simgeler. O konuda çok güzel ama işte beyaz, daha basit gözüküyor her şey. Simgeler, her şey sade. Bir sadelik var arayüzünde. Bu yüzden beğenmedim. O yüzden ne yaparsınız? Nova Launcher kullanırsınız. Bildirim çubuğu için Power Shade kullanırsınız. İstediğiniz gibi özelleştirin arkadaşlar. Kesinlikle tavsiyem. Sonrasında parmak izi okuyucunun ben biraz daha yavaşladığını hissettim. Bazen tam hızıyla beraber çalışıyor ama bazen de parmak izi okuyucunun yavaş çalıştığını, geç tepki verdiğini görüyorum. Yani telefon algılıyor sanki onu bir işlemek için bekliyormuş gibi. Eskisinden yavaş. Onu söyleyeyim. Sonrasında diyelim bir ekran görüntüsü aldınız. Ekran görüntüsü alıp üzerine değişiklikler yaptınız, paylaşacaksınız. Şimdi bu süreç Android 8.0'da benim yaklaşık işte 5-6 saniye sürüyorsa, şu anda arkadaşlar 10-12 saniye sürüyor. Yani fotoğrafı çekiyorum, tamam, ama editör geç geliyor. Sonra paylaşan kişileri seçeceğim, o ekran geç geliyor.
ilginç bir şekilde yavaşlamıştı süreçte. O yüzden bu güncelleme hakkında sevmedim. Diğer bir şey de bu. Bazı şeylerde yavaşlama var. Kesinlikle düzeltme güncellemeleri gelmesi gerek. Android 8.0'dan 9.0'a güncellemediyseniz güncellemeyin, belli bir süre daha ben bekleyin derim genel olarak. Bu telefonun genel deneyimini çok zedeliyor mu? Çok zedelemiyor ama böyle memnuniyetsizliklerim var. Dediğim gibi 8.0'daysanız henüz 9.0'a bence güncellemeyin, birazcık daha bekleyin. Videoda Pro modunu özellikle önemsiyorsanız bu beni en çok vuran kısmı oldu. Evet arkadaşlar, böylelikle sizlerle beraber Samsung Galaxy S9 Plus hakkındaki uzun kullanım deneyimlerimi aktarmış oldum. Şimdi sıra geldi S10 ve S10 Plus'a. S10 ve S10 Plus'ın lansmanı bu Şubat ayı içerisinde yapılıyor olacak. Ayın 20'sinde bize gelen bilgiler. Ve bu lansman tarihinde biz Türkçe simültene çeviriyle beraber sizlere lansmanda neler varsa anlık bir şekilde ben sizlere anlatıyor olacağım. Türkçe simültene çeviri yapacağım. Bütün detaylar elinizin altında olacak. Anlık bir şekilde dünyayla aynı anda. Bu telefondan sonra görmek istediğimiz geliştirmeler olur. Çünkü S8'den S9'a geçiş bence öyle çok kalantor bir geçiş değildi. Yani çok güzel işte yenilikler katılmış, özellikler katılmış dediğimiz bir güncelleme değildi kesinlikle. Masaya koyduğunuzda ikisi de hemen hemen aynı telefondu. Sundukları şeyler de hemen hemen aynı şeylerdi arkadaşlar. Burada şimdi birbirimizi kandırmanın anlamı yok ama S10 Plus'ta eğer gerçekten işte bu kamera tarafında, batarya tarafında geliştirmeler gelirse eğer geçilebilecek bir telefon olur. Bu sefer ne olur? S10 Plus çıkar. Benim kafamda işte yeni telefon çıktı, eskisi daha ucuza geldi, eskisini alayım diyenler için ciddi bir de fiyat farkı oluşacaktır zaten. Bu sefer S9 Plus çok daha alınabilir, çok daha tercih edilir bir telefon haline gelecek diye düşünüyorum. O yüzden hani S9 Plus hakkında uzun kullanım deneyimlerini merak edenler için umarım güzel bir video olmuştur. Uzun bir video oldu arkadaşlar. Bütün deneyimlerimi sizlere yeterince aktarmaya çalıştım. Video ve ürün hakkındaki yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Benim değinmediğim bir şey olursa da lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ben oradan sizlere cevaplıyor olurum. Madem bu telefon bende bu kadar uzun kaldı, sizlere bütün deneyimlerimi aktarayım arkadaşlar. Anlatmadığım bir şey olursa. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Uzun bir video oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.